müsteşarıyla ilgili şüpheli sıfatıyla tanık olarak çağırmıyorsunuz. Şüpheli sıfatıyla çağırdığınız zaman ha, burada her şey alt üst olur. Bir defa yani devletin işleyişine burada bir çomak sokuluyor. Ve ben çok açık, net açıkladım. Yani olay eğer bazı gazetelerde çıktığı gibi yok Oslo'da şu olmuş, bu olmuş vesaire bunlarsa, bir defa benim müsteşarım, yanında giden arkadaşları kimseye böyle bir taviz vermek, yazı vermek, öyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Orada konuşulanları eğer yazılı ifadeler veyahut da ne bileyim bölücü terör örgütünün yayın organlarında çıkmış olan haberleri kalkıp da müsteşarıma yıkmaya kalkarsanız, onun üzerinden müsteşarımı yargılarsanız, ya bunu kabul etmemiz bizim hiç mümkün değil. Çünkü onlar hayatlarını koyuyorlar bu işe. Benim MİT müsteşarım kalkıyor, adaya bile gittiği zaman yani bir şey için gidiyor. Nedir? İşte az önce konuştuğumuz ve ülkenin gündemini işgal eden terörle mücadelede acaba biz ne yapabiliriz? Nereden terörle mücadele noktasında daha faydalı adımlar atabiliriz? Bu arkadaşlarımız bunun mücadelesini veriyor. Eğer bir başbakan olarak direkt bana bağlı olan bir müsteşarıma ben sahip çıkmazsam, çünkü ona talimatı veren benim. Ha eğer alacaksanız o zaman beni alın. Onu değil, çünkü talimatı veren benim. Talimat verilen alınmaz. Bu tür yanlışlar yapılıyor. Talimatı veren benim. O zaman alacaksan beni al. Çünkü ben terörle mücadele ediyorum. Bu terörle mücadele ederken bütün enstrümanlarımı da kullanmak durumundayım. Ve yargı burada kalkıp bu insanlara yardımcı olması gerekirken tam aksine çok daha farklı bir şeyle bizim elimiz ayağımız durumunda olan, bu kadar önemli olan kurumları kalkıp bir endişeye, bir şüpheye sevk ederse bu insanlar yarın nasıl çalışacak? Bu insanlar birçok yerlere hayatlarını ortaya koyarak gidiyorlar. Ondan sonra siz çalıştıracak insan bulamazsınız. Hele hele bu kadar önemli noktada. Hiç bulamazsınız. Bir yeni anayasa çalışmasının yapıldığı bir dönemde böyle bir çalışmanın, böyle bir tartışmanın yapılmasının çok çok isabetli olduğu inancındayım. Cumhurbaşkanımız icranın başıdır. Ve istediği anda da gelir kabineyi yönetir. Çünkü başbakan atayan da o. Bakanlar kurulunu atayan da o. Biz sadece öneniriz, teklif ederiz. Çünkü önce bizi görevlendiriyor Cumhurbaşkanı. Görevlendirdikten sonra biz kabineyi kendilerine teklif ediyoruz. Kendileri kimi onaylarsa onunla beraber siz de çalışmaya başlıyorsunuz. Bunu çok daha iyi bir noktaya getirmek, çok daha başarılı neticeler alabilmek için burada ama başkanlık, ama yarı başkanlık olabilir veya bir diğeri olabilir. Böyle bir adımın atılmasını ben ülkemiz için çok daha isabetli, çok daha hayırlı buluyorum. Çünkü artık halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı var. Parlamentonun seçtiği değil. Şimdi artık vekiller değil, asıllar seçiyor. O seçtiğine göre bu kadar güçlü bir oylamayla oraya gelen bir cumhurbaşkanı, orada da çalışmalarını ülke menfaati için çok daha ileri derecede yapması, iki başlılık gibi görünen yapıyı tek başlılığa bu noktada indirir ve denetim mekanizmaları da aynı güçle çalışmasına devam eder.